Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı yararına sevgi konseri düzenledi. Engelli ve engelsiz çocukların birlikte sahne aldığı konser davetlilerin beğenisini kazandı. Konsere Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, engelli bireyler ve birçok davetli katıldı. Engelliler hakkında bilgiler veren Sema Karaoğlu, Dünya Engelliler Günü'nün kutlamadan çok farkındalık oluşturma günü olduğunu söyledi. Öncelikle şunu söyleyeceğim, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günü. Sosyal medyada kutlama mesajları gördük, bu kutlanacak bir günden öte bir farkındalık yaratma günü. Biz beraber bugün hep birlikte fırsat verildiğinde engellilerin neler yapabileceğini göreceğiz hep birlikte ve bir farkındalık yaratmak için Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak bir konser düzenledik. Engelliler, engelsizler bir arada hep beraber türkü söyleyeceğiz, mizansenler yapacağız, izleyeceğiz. Değil mi Hande Gülcüm? Evet. Ve en sonunda Hande Gül'ün sesiyle de kapatacağız konseri. Aşık Veysel bize bugün bir türkü söyleyecek. Zaman verirsen. Tabii ki vereceğim. Ne demek efendim? Üstadım. Buyurun. Yaş gruplarından birçok engelli vatandaşımız ve normal engelsiz olan vatandaşlar sahnede buluşacak. Evet, çünkü bu bir kaynaştırma. Yani engel olma, destek ol. Yani beyinlerdeki engelleri silmek zorundayız. Engellileri tecrit ederek, onları sadece bir günde anarak olmaz. Birlikte projeler yaparsak, işleri birlikte yaparsak, onlara birlikte fırsatlar verirsek bir anlamı var bunun. Peki hocam, buradan 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle izleyicilerimize bir mesaj vermek isterseniz neler söylersiniz? Diyorum ki hepimizin bir potansiyel engelli olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Lütfen bu konuda gerçekten duyarlılık gösterelim. Yani bu sözde olmasın. Bu konuda illa ailemizde ya da kendimizde bir engel olmasını beklemeden bu konuya biraz daha hassasiyet gösterelim. Müzik gibi evrensel, estetik bir değerin buluşturduğu, özellikle böyle gecelerde farkındalıkları daha da artacak. Bu tarz etkinliklere de katılmayı ihmal etmesinler. Engellilerin yollarına park etmesin insanlar. İnşaatlar yapılırken onlara göre yapılsın. Onların yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, onların da herhangi bir birey olduğu unutulmasın. Hiç kimseden farkları yok. Engel olma, destek ol. Bugün o sloganla çıkıyoruz, değil mi? Evet. Engel olma, destek ol. Evet.